Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırın gerektirmeyen, kesinlikle çok pratik tencerede kek tarifi vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi böyle altı yapışmaz bir tencere kullanacağım ve bir su bardağına ihtiyacımız var. Şimdi tenceremin alt tabanını ve kenarlarını güzelce yumuşak tereyağı ile yağlıyorum. Her yerini aynı kek kalıbı hazırlar gibi aslında. Bu sayede kekimiz yapışmayacak. Güzelce yağladıktan sonra biraz un serpip sallayarak her yerine eşit miktarda dağılmasını sağlıyorum. Fazla ununu da döküyorum. Evet, şimdi tencerem hazır. Ortasına da su bardağımı yerleştireceğim. Bu şekilde. Şimdi geçiyoruz kek malzemelerimize. Bunun için gerekli malzemeler 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 2 su bardağı un ve ayrıyetten diğer hamurumuzun yarısına kullanmak için 2 yemek kaşığı kakao ve 1 yemek kaşığı süte ihtiyacımız var. Kek malzemelerimiz bunlardan ibaret arkadaşlar. Şimdi her kekte olduğu gibi ilk önce yumurta ve şekeri vanilya ile birlikte köpürene kadar, böyle rengi iyice açılana kadar çırpıyoruz. Bu sayede kekiniz kesinlikle kabarık olacaktır. Yani garanti verebilirim. En önemli püf noktası budur kek yaparken. Yumurta ve şekerin güzel çırpılmasıdır. Gördüğünüz gibi rengi açıldı ve köpük köpük bir kıvam aldı. Şimdi diğer sıvı malzemeleri ekliyorum. Yani bir su bardağı su, pardon süt ve yarım su bardağı sıvı yağımı ekleyip çok hafif şöyle bir 5-10 saniye çırpıp daha sonra un ve kabartma tozumu ekliyorum. Ve artık mikserin düşük devreyle çırpacağım. Bu tarif gerçekten çok pratik. Özellikle böyle öğrenci evlerinde, fırın veya olmayan evlerde veya fırınınız bozuk olabilir. Benim bile başıma geldi mesela. Fırınım bozuldu. Hemen böyle bir hafta 10 gün kadar fırınsız kalmıştım. Öyle zamanlarda özellikle çok kurtarıcı olacağını düşünüyorum. Tencerede pişmesinden dolayı. Şimdi kek harcım hazır. Yarısını başka bir kaba aktarıyorum ve diğer yarısına 2 yemek kaşığı kakao ekleyip 1 yemek kaşığı süt ile tekrar çırpacağım. Ve bu kekin diğer bir özelliği arkadaşlar, yani bir nevi buharda piştiği için aşırı derecede yumuşak oluyor. Yani gerçekten çok lezzetli ve pratik diyebilirim. Şimdi iki hamurumu da ben böyle daha kolay boşaltmak açısından böyle kaplara boşalttım. İki renkli hamurumu da. Ve şimdi geçiyoruz en zevkli kısmına. Gördüğünüz gibi. Gelişi güzel. İki renkler böyle birbirinin üstüne gelecek şekilde kek hamurumu döküyorum tencereme. Bütün hamurum bitinceye kadar aynı işlemi uyguluyorum. Ve şimdi tenceremi ocağa alabilirim. Ocakta da diğer püf noktası arkadaşlar, şimdi göstereceğim sizlere.
Benim ocağın maksimum ayarı 6. Yani 3,5 ayarında pişirdim. Yani resmen o yarısında yani. Tenceremin üzerine koyuyorum. Bir direkt ben kapağını kapatmıyorum. İlk önce üzerine normal temiz bir bez kapatacağım. Böylelikle bütün buharı içerisinde kalmış olacak. Bezimin üzerine kapağını kapatıyorum. Ve şimdi en az 30 dakika hiçbir şekilde kapağını açmadan bu şekilde pişmeye bırakacağım. 30 dakikanın sonunda ben bir kere kontrol amaçlı kapağını açtım. Ama normal fırına nazaran kesinlikle çökme olmadı. Neden bunu diyorum? Şimdi göreceksiniz. 30 dakikanın sonunda üzeri hala hamur olmuş. Hamurdu yani benim kekim. Pişmemişti. Yani hiç çöp şiş batırmama da gerek kalmadı. Çünkü gözle görünür bir şekilde pişmediği anlaşılıyordu. Tekrar bezimi kapatıp kapağını kapattım. Bir 10 dakika daha pişmeye bıraktım. Ve şimdi kontrol etmek için açtım kapağını ve bezimi kaldırdım. Gördüğünüz gibi bu şekilde zaten piştiği anlaşılıyor. Ama ben emin olmak için bir çöp şiş yardımıyla pişmediğini kontrol etmek istedim. Ve gördüğünüz gibi çöp şişim temiz çıktı. Her seferinde birkaç yerine batırdım. Üzeri kızarmıyor arkadaşlar. Üzerine ısı gelmediği için bu gayet normal. Üzeri aksine böyle aşırı yumuşak, süngerimsi bir dokuda, yumuşaklıkta yani. Şimdi dikkatli bir şekilde ortadan böyle çevirerek bardağımı çıkartacağım. Peçeteyle tutuyorum çünkü kekim pişeli bir 15 dakika ancak oldu. Yani hala sıcak. Bardağımı böyle hafif sağa sola yaparak çevirerek çıkardım. Ve kekimiz inanılmaz yumuşak arkadaşlar. Şimdi ters çevirip servis etmeye hazır hale gelecek. Alt tabanı biraz ben elektronik ocakta pişirdiğim için altı çok hafif böyle biraz fazla kızarmış. İsterseniz bunu bıçakla kazıyabilirsiniz. Yine hiç sorun değil. Şimdi ben üzerine çikolata eritmeyi tercih ettim. Süslemesi tamamen size kalmış bir şey. 170 gram sütlü çikolatam vardı. Mikrodalgada onları erittim. Ve daha sonra sıkma torbama aktarıp kekimin üzerine sıkabilirim. Gerçekten çok lezzetli bir kek oldu. Biz bayıldık. Özellikle yumuşaklığı harikaydı yani. Mutlaka sizler de denemelisiniz. Az önce de belirttiğim gibi kesinlikle yani özellikle fırını olmayan arkadaşlar gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz bu tarifi. Çok kurtarıcı oluyor. Fırında pişmesinin aksine dediğim gibi ekstra bir yumuşaklıkta oluyor kekimiz. Ben çikolatanın üzerine file Antep fıstığı serptim. İsteyenler ceviz, fıstık veya Hindistan cevizi de kullanabilir. Ve son olarak sizlere bir dilimini kesip iç dokusunu göstermek istiyorum. Daha keserken bıçağın dokunmasıyla yumuşaklığı anlaşılıyor sanırım, gördüğünüz gibi. İçi de çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi göreceksiniz yakın çekimle. Kesinlikle hamur kalmıyor. Buna garanti verebilirim. Ve çok yumuşak, çok lezzetli bir kek. Bir dilimini resmen sizler için feda ettim. Yani böyle dokusunu göstereceğim diye keke yapmadığım eziyet kalmadı yani resmen.
Ama yumuşaklığını ve dokusunu anlamanızı istediğim için yaptım bunu. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve isteyenler beni Instagram'da da takip edebilirsiniz. Kanalımın linkini, pardon, Instagram sayfamın linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. İsteyenler oradan tıklayıp Instagram sayfama da abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.